Türkiye Mühendislik Odası'nın verdiği sayılara göre 1534 tane bilgisayar ve yazılım mühendisi kadın mevcuttur. Günümüzde kadınların bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliğinden ziyade mühendislik alanında zorlanıyor mu, zorlanırlar mı sorusuna şöyle cevap vermek istiyorum. Türkiye'de şu anda akademide ve özel sektörde kendi imkanlarıyla veya verilen akademik imkanlarla çok önemli yerlere gelmiş kadın bilgisayar mühendisleri veya kadın akademisyenler mevcuttur. Kesinlikle mühendislik erkek işidir sorusu veya algısı yanlıştır. Çünkü bir meslek nasıl mühendisliği de ele alacaksak bölümün zorluğuyla değerlendirilmesi gerekiyor. Yani kadın ve erkek olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Bilgisayar ve yazılım mühendisi için de bu da aynı şekilde geçerlidir. Kadınlar için mühendislik okumak zor değil. Hatta bilgisayar mühendisliği serbest çalışacak kadınlar için ya da yazılım mühendisliği birbirinden ayırmıyorum. Kadınlar evde freelance dediğimiz yani evde serbest çalışabileceği, rahatlıkla proje geliştireceği bir ortam sunuyor. Kadınlar için ideal bir ortam. Sabah 8'de işbaşı yapıp akşam 5'te evinde olmak zorunda değil. Rahat ailesine bakabilir. Kesinlikle kadınlar için bilgisayar mühendisliği, yani tabii gidip sahada da çalışabilir, şirket ortamında çalışabilir. Ama evde proje geliştirmesini engel değil, evden çalışmasını engel değil. Kadınlar için uygun. Kadınların sayısına gelince meslekte, dediğim gibi bilgisayar mühendisliği mühendisler odası geç kuruldu. Ve kayıtlı sayısı oldukça az. Tahmin ediyorum kayıtlı kadın bilgisayar mühendisi sayısı 1000 civarında. Yani o rakama bakmak lazım. İnternetten de bu bilgiye erişilebiliyor. Ama bu çok şey göstermiyor. Çünkü bilgisayar mühendislerine çok ihtiyaç duyulduğu dönemde bilgisayar mühendisleri yoktu piyasada. Başka disiplinlerden, mesela fizikçiler, matematikçiler, uygulamalı matematikçiler bilgisayar sektöründe kendine yer edindiler. Ama şimdi bu artık yani yeterince bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisi öğrencisi piyasaya çıkabiliyor. Diğer mesleklerden ithal etme işi bir nebze olsun son buldu. O yüzden yani bilgisayar işi yapanların sayısını vermek oldukça zor. Çünkü o da çok geç kuruldu. Kayıtlı sayısı oldukça az. Farklı disiplinlerden insanlar bu mesleği icra ediyorlar. O yüzden bir sayı vermek zor. Ama geçmiş yıllara bakarak kaç tane mezun vermiş, her sene vermiş bir hesap yapılabilir. Fakat şunu da söyleyeyim, bilgisayar mezunlarının çoğu daha sonra, mesela kendi dönemimden de biliyorum, çoğusu yönetim kademelerine kaydı. Yani bilgisayar mesleğinden bir nebze olsun uzaklaştılar. Tabii bilgisayar yani bilgisayarcı olup da yönetici olanlar da var. Mesela bilgi işlem müdürü gibi ya da bir şirkette sistem analisti olarak çalışıp bir şirketin ihtiyaçlarını tespit edip ona göre alım, satın alma yaptırmak ve benzeri görevleri yapanlar da var. Direkt yazılım geliştirme yapmayan, direkt donanım geliştirme yapmayan ama diğer türlü çalışanlar da var. Fakat şunu biliyorum, her meslekte olduğu gibi bilgisayar mezunlardan, bilgisayar mühendislerinden de ve yazılım mühendislerinden de mesleği zamanla belki bırakıp başka alanlara kayanlar da var.